Zamansız Eğitimler kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde CSS ve GSAP kullanarak bir landing page animasyonu yapacağız arkadaşlar. dilerseniz hemen dersimize geçelim. Evet, index html'imizi açıyoruz. Burada html5 kodlarımızı ekledik buraya da. GSAP ve CSS ile animation yani diyelim body tagları arasına artık bir iskeletimizi oluşturalım. Burada Reaper adında bir iskelet yapısının en başında bulunan gövde yapısını koyacağım. Bunun altına bir tane menü çekeceğiz arkadaşlar. Bu menümüz Now ile başlasın. Bir de Now-Logo olsun. Bunun içerisinde bir imajım olacak. Buradaki imajları ben şuraya aldım. Buradaki logo imaj 1 ve imaj 2'den e, alacağız. E, image src kısmına logo png diyeceğim. Alternatif metnime herhangi bir şey yazmama gerek yok. Evet bir de e, menümüzü oluşturalım. Bunun içerisinde de nav menü olacak. İçerisinde ul, li ve a yapısını ekleyeceğiz. Şöyle kaydedelim ve buraya home diyeceğim. Ctrl d ile e, duplicate yapacağım. Home about Work, buraya, portfolio, buraya da, contact diyeceğim. Evet. Menümüzü oluşturduk. İsterseniz bakalım nasıl bir şey olmuş. Aynen bu şekilde istiyordum. Tekrar geldim. Bunun haricinde, şöyle bir bakalım. Ne burada? Wrapper burada. Evet. Şunun altına artık buraya her alanda bir. Slider tarzı bir şey ekleyeceğiz. Hero içerisinde sol tarafta bir resim sağ tarafta bir resim olacak ve yazılar bir anda akacak. Yani bir landing page'e giriyorsunuz. Landing page'e ilk başta resimler gelecek. Ondan sonra gelen yazılar h1, h2 ve butonlar alt alt sıralanarak gelecek arkadaşlar. Buraya da hero item diyeyim. Hero item'in içerisinde item e, tire img diyelim ve resimleri buraya ekleyelim. Bunun altına imaj e, imaj bir ekleyelim. Ve şunu alternatif olarak ekledim. Bunun yanında bir de buraya overlay ekleyeceğim arkadaşlar. Yani e, resmi gördünüzdür. Resimden resmi kapatan, komple kapatan bir siyah background olacak. Onu da img overlay ile yapacağım. img overlay diyorum. Evet şu şekilde yapabilirim. Hatta bunu da hero alt tire item tire img overlay. Şöyle yazalım ki kurallara uygun bir şekilde yazmış olalım arkadaşlar. Bunun haricinde hero item image dedik. Hero item ve buraya bir de text yazalım. Hero alt tire item tire text. Burada da bir h1 olsun. Ee, i̇lk başta woman bir de h2 yapalım. H2'ye de şöyle kendi markamız olan warmup view nokta koma ekleyelim. Bunun haricinde bir de e, hero item bir de buton ayarlayalım. Tireye btn diyorum ve bunun altında a butonu ekleyeyim ve buraya da more detail diyerek bir tane buton ekleyebilirim şöyle bir bakalım evet resmimiz geldi resmimizin altında woman warm up bir mokokon ve more detail butonu gelmiş oldu bunun haricinde bir tane daha oluşturacağım şundan nedir Hero item'den bir tane daha oluşturacağım. Bunu da erkek için yapacağım şuradaki imaj 2 olacak. Bakalım buradaki men olacak. Warmup1.com more detay. Evet şöyle tekrar bakayım. Buraya da erkek kısmı gelmiş oldu. Ee, CSS biçimlendirmeye başlayabiliriz artık. Ee, bir CSS buraya ekleyelim. Şuradaki alandan app CSS diyorum ve CSS ekledim. Index HTML kısmında da Title'dan sonra link rol diyerek bir css de buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Evet şu şekilde. App css'imi de buraya ekledim. Ama e, şurada fark ettim ki app css bunun içinde değil de şuraya ekleyeceğim evet. Şuraya taşıyalım aynen. Şimdi buraya bir de şunun içerisine app.js diyeceğim bir de js olacak. İndeks seçtirmelime geleyim. Body taglarından önce bir script yazacağım ve src olarak buraya app.js ekleyeceğim. Bunun haricinde bir de gsub kütüphanesi var. gsub kütüphanesini şuradan sdn olarak mı alsak? Evet öyle alalım. Şurada gsub sdn diyorum. Ee, şuradaki kısımdan şunu kopyalıyorum ve en altta yine bir script açıyorum script src diyeceğim ve buraya aa, komple aldı tabi biz komple aldık oradan sadece şuradakini kopyalayacaktık şöyle ekledim evet gsub'ı da buraya ekledim artık şurayla işim kalmadı. Bunları ekledim çünkü. AppJS'imi ekledim. E, AppCSS'imi ekledim. Artık şuradan biçimlendirmelere başlayabilirim. Biçimlendirmelere başlamadan önce e, şurada şunu şöyle alalım en başa. Selection Embed kısmı var. Bu kısım fontların seçildiği kısım. E, Google Font'tan da bir tane font aldım. Şöyle beğendiğim bir font. O fontu en üstte şöyle yapıştırdım. Artık diğer resetlemelere başlayabilirim. Ee, ne diyeceğim? Padding 0 Margin Margin 0 ve Box Sizing Border Box diyeceğim. Evet sıfırlamalarım bu kadar. Bunun haricinde Ul Li ve A'larımın sıfırlaması var. List Still Type None diyeceğim. Ve ağlarında Text decoration kısmını ayarlayacağım. Ee, tekrar bir bakalım şöyle. Evet. Şimdi yukarıdan e, kodlamaya başlayalım. İlk önce menümüzü yapacağız arkadaşlar. index.html'e -HM, tekrar bakıyorum. Nav, nav logo var. Şimdi nav'ımızı ilk önce bir şuradan ayarlamaya başlayalım. nokta nav now diyeceğim. Now'ımıza bir background vereceğim. Bu da e, background color özelliğine. Black diyeceğim siyah olacak Şöyle bir bakalım Evet siyah bir renk verdim Onun haricinde Nav'ın içerisindeki bütün değerlere Display flex vermem gerekiyor ki Yan yana gözüksün Display flex dedim Yan yana gözükmesini sağladım Şöyle bir bakayım Nav içerisinde bir nav logo ve nav menü hazırladım Evet şöyle bakalım Yan yana gelmiş oldu Hepsi Sisteme tekrar Geldim now içerisindeki now alt tire logo logomuzu düzenleyelim. Logo içerisindeki imajlarımı düzenleyeyim. Bunun height değerini 3 rem yapsam nasıl olur? Biraz küçük oldu. 4 rem yapsam. Evet 4 rem iyidir. Evet şöyle gelelim. Şimdi display flex verdik. Bir de align items center verelim ki bunlar birbirine ortalasın. Evet. Şimdi diğer kısmı yani e, menü kısmını ayarlayacağım. Bunun içinde now tire menü diyeceğim. Ve menünün içerisindeki kısımlara da e, bir display flex vereceğim ki şöyle bakın burada alt alta display flex verdiğim zaman bunlar yan yana gelecek. Şöyle bir bakayım now menü içindeki ul'lere vermem gerekiyor tabi. Now menü ul diyeceğim. Ve display flex diyorum ve evet yan yana geldiğini gördünüz ki navları biz e, display flex elen item center dedik ama burada bir de Just content e, space Between verelim ki birini sağa birini sola atsın arkadaşlar bakın menüyü sağa attı benim logomu sola attı burada navın içerisinde de bir padding verelim nereye yukarıya 0 Yukarıdan aşağı herhangi bir peynik olmasın. Ama sağdan soldan bir 4 remlik bir peynik versem nasıl olur? Evet uygundur. Güzel. Şimdi navuma bir şey de verebilirim aslında. Bir hate özelliği de verebilirim. 4 remlik bir hate özelliği verirsem küçük olur. Buna 5 rem diyelim. 6 rem desem. Bir bakayım. Evet 6 rem uygundur. 6 rem iyidir birazcık sanki büyük geldi ama logoyu burada düzeltebiliriz. Çok önemli değil. Şimdi nav menü ul'leri birazcık yani lilerim birazcık küçülteyim, Fontlarımı ayarlayayım. Nav alt menü ulli ağlarımı seçtim. Font size'larını 16 piksel desem bir bakayım. 16 piksel ne oldu? olmadı mı? 16 piksel Aa tabii ben burada e, fontumu ayarladım ama fontumu burada body kısmına eklemedim. Onu da ekleyelim. Şöyle body html seçip eee fonts family roboto diyebilirim. Şöyle bir bakalım. Evet roboto geldi. Şöyle tekrar a kısmına gelip 20 piksel yapsam Evet 20 piksel uygundur. Birbirleri arasında bir e, özellik verebilirim. Gap özelliği, boşluk özelliği verebilirim. Onu da şuradan gap 2 RAM desem. Çok mu fazla olur bir bakalım. Yok 2 rem iyi. E, 20 piksel fazla geldi. 18 piksel daha uygun. Ağların color değeri F, 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 diyelim. Yani beyaz yapalım. Color F. Tabi burada bir D's işareti olacak. Şöyle ki, aynen. Bunu farklı bir renkte yapabiliriz. Yani şöyle, e, F F değil de şuradaki kısımdan da yapabiliriz. Ops, bu ne böyle oldu? Şöyle F, F, F seçelim. Bunun haricinde. Hmm, Şöyle griye yakın bir renk seçiyorum. Evet. Şu renk olsun. bir Şunu bir deneyelim. Evet. Şöyle bir renk de olabilir. Birazcık daha açabilirim. Şöyle. Birazcık daha açabiliriz. Evet. Şu şekilde olabilir. Şimdi buradaki e, menülere bir efekt vereceğim. Yani üzerine çizme efekti vereceğiz. E, bunun için ne yapmam gerekiyor? İlk önce now alter menü all a'ların after kısmını seçip After kısmına bir tane çizgi çizeceğim arkadaşlar. Width değeri e, ne olsun? Şöyle 4 remlik e, height değeri de 1 piksellik bir e, değer olsun. Background color kısmı e, beyaz olsun ya da şuradaki rengin aynısı olsun ama biz bunu hoverda göstereceğimiz için beyaz olması daha iyi. Şöyle F olsun. Bakalım daha herhangi bir şey çizmedi. Position absolut dedim. Ve left 0 top 2 rem desem. Bakalım getirecek mi? Daha getirmedi. Burada neyi yanlış yaptık? Now alt menü Uli A after with 4 rem 200 piksel diyelim bakalım buna. Background color FF. Position absolute left 0. A buraya getirdi. Tabii biz position relative olarak A'ya bir position relative vermemiz gerekiyor ki şuradaki position absolute burayı tutsun. Tabii ki. Pardon. Evet çizgimiz geldi ama ben çizgiyi tabi tam ortada istiyorum. Bir de küçük istiyorum. 4 frame'lik bir çizgi olacak. Bakalım Evet şöyle bir çizgi istiyorum. Tabii bu çizgiyi ben nerede istiyorum? Left sıfır olabilir. Top 50 yüzde desek. Şöyle bakalım tam ortalayacak mı? Evet tam ortaladı. Left. Kendisini birazcık daha büyütebiliriz. Şöyle 5 rem yapsak. Evet. Left'i de şöyle hafif. Eksi 10 ya da eksi 1 RAM'den geldik artık ölçülere. Eksi 1 RAM yapsam şöyle daha uygun olduğunu görebiliyorum sanki. Biraz fazla verdik. E, 0.5 RAM desem. Evet şu anda tam olarak ortalıyor sanırım arkadaşlar. Evet bunu böyle kullanabiliriz. Yine değiştiririz. Çok önemli değil. Şimdi alt tarafı yapacağız. Burası tamam ama tabii şuradaki A hover'ını da bir ayarlayalım nokta now alt menü uli uh, a over dedim ve üzerine geldiğim zaman ee, ya üzerine geldiğim zaman bu after'ın çalışmasını istiyorum. Yani after ee, burada bence bir opacity değerini hak ediyor. Opacity sıfır olsun burada. E, ya da width değerini sıfırlayalım. Width değeri sıfırlasın arkadaşlar. Opacity'sine dokunmaya gerek yok. Width değerimizi sıfırlayalım width değerimizi hover olduğu zaman şurada after kısmına tekrar gelelim ve width değerimizi ne yapalım? 5 rem sanırım. 5 rem yapalım. Yani şöyle üzerine geldiğim zaman bu çizginin çizilmesini istiyorum. şimdi left left de eksi 50 yüzde mi yapsak acaba? Eksi 50 yüzde desek. Şöyle bir bakayım. Ha, olmaz tabi. Left 0 diyelim yine biz. Left'e dokunmayalım. Üzerine geldiği zaman çizsin. Ama tabi e, bunu %100 de yapabiliriz aslında. Width değerini şurada %100 de yapabiliriz. Üzerine geldiği zaman şöyle ha, genişliği neyse o kadar çizmesini istiyor. Tabi birazcık da bu yumuşak bir geçiş olmasını isteyeceğim için Transition özelliğini Böyle 5 e, saniyelik milisaniyelik yani 500 milisaniyelik bir geçiş veriyorum. Bakın böyle şu şekilde. o da biraz büyük oldu sanki. 0.3 Bakalım. Evet şu şekilde oldu. Şimdi e, hover olduğunda ben rengini de değiştireyim. Sevmedim. Now altı Menü Olli A over olduğunda kalır uh, değerinde şöyle f, f, f yapsın diyorum. Şöyle bakalım. Aynen. Tabi burada da bir transition uygulayacağız. Nerede? Şurada. Ee, A'nın içerisinde de bir transition uygulayacağız ki oradan bakın şöyle şuna geçtiği zaman ufak bir animasyon olacak şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Ee, bir de letter spacing eklesem. E, konuyu uzatıyorum biraz ama letter e, spacing nokta 3 desem acaba nasıl olur? Şöyle bir bakayım. Tabii nereye verdik biz? E, After'a verdik. Burada değil. Ctrl X hover olduğunda şuna bir letter spacing verebilirim. Niye olmadı? e, A hor olduğunda letter spacing 1 diyelim bakalım nasıl olacak. A üzerine geldiği zaman bir letter spacing uygulamadı. 1 rem diyelim ölçü olarak kabul etmedi herhalde. Evet. Biz bunu nokta 3 rem desek şu şekilde. Evet şöyle bir farklı bir animasyonda verebilirim arkadaşlar. Çok abartı oldu sanki. Bir desem şöyle hafif. Şöyle hafif evet. Hafif bir efekt vermek istedim. Evet. dursun. Artık diğerlerini yapalım. Yani resim kısmını yapacağız. Resim kısmını da yine flex'i kullanacağız. Ya display flex verdimiz ama yine yan yana gelmiş olacak. Hemen iskelete bakalım. Now menu burayı yaptık. Hero kısmında e, buraya gelelim ve açıklama satırımızı yapalım. Hero slider diyelim ve bunun içerisinde hero'yu seçelim. Display flex dediğim anda bakalım. Display flex verdiğim anda e, yan yana gelmediler. Niye? Hatta şöyle bir bakalım. Ha tabii gelmezler. Üst üste geldiler şu anda. Bunun içerisine hero itemleri ayarlayalım. Hero itemlerin viti değerine 50 yüzde dersem eğer evet, şu şekilde gelir. Doğru. Evet geldi. Şimdi bu şekilde hero itemleri ayarladık. Overflow hidden diyelim. İlk olarak bir de hate verelim buna. Sabit bir genişlikler olsun. Ee, ne diyelim? 800 piksel diyelim. Sabit bir genişlik verelim. Evet şu şekilde. İçindeki resimleri de tam olarak coverlayalım. Yani verdiğim buradaki ölçüye tam odursun. Onu da yapalım. Hero item bir bakmam lazım iskelete. Hero item tire imaj tire imaj. Evet şu şekilde. Buna bir ne vermem lazım arkadaşlar? Width değerini vermem lazım. Width değerini %100. Height değerini %100 diyorum. Ve object fit değerinde cover haline getirirsem eğer şöyle bir bakalım. Aa, niye olmadı? Çünkü bunun içindeki imajlara o değeri vermem lazım. Evet. Ee, şuradaki değer niye olmadı? Bir bakalım, hero item, 800 piksel dedik, hero item, hero item içerisindeki, pardon buraya değil, buraya yanlış ekledik, şurada hero-item-image, buradaki hate kısmını da, hate kısmını da %100 yaptığım vakit, evet birbirine uyar. Tabi burada artık yazılarım nerede? Yazılarım Z-Index'ten dolayı arkada kaldılar sanırım. Onları da ayarlayalım. Şöyle bir bakalım. Hero Item, imaj Image kısmını ayarladık. Ee, image Overlay kısmı var. Bir de bu imaj Overlay kısmını ayarlayalım. Şurada. Ee, hero Item, imaj Aslında direkt ismini de verebiliriz. img-overlay diyeceğim. Bu benim eee İmajlarımın üstünü kapatan bir pencere gibi düşünün. Bir background olacak. Background color olacak. Background color'ı siyah olacak. Şöyle. Bir position absolute olacak. Position absolute diyeceğim. Left sıfır ve top sıfır diyerek bunları tam olarak ben imajımda ekleyeceğim ama tabi imajıma da şuraya position Relative diyeceğim ki dışarıya taşmasın. Evet. Buraya ekledim ama niye çıkmadı? Ee, i̇skeletimi yanlış yazdık. Hero item overlay. Şöyle bir alayım. Şunu tekrar şöyle bir yazayım bakalım. Background color black. Position absolute. Left 0. Top 0. Peki. Width değerleri %100 eğit değerlerinde %100 almam gerekiyor ki tam olarak resmimi kapatsın. Doğru. Şimdi resmimin altında kaldı. Şöyle bilek kısmına gelip biraz RGB alfa verirsem eğer o görünür. Evet. Şöyle aşağıda şöyle daha iyi görükür. Yukarı doğru alayım birazcık daha. Evet. Şu şekilde. Aslında bunun üzerinde bir Image overlay kısmı var. Evet. Şimdi yazılarımı da alayım. Yazılarım nerede? Yazılarım burada. Hero item text kısmı. E, App CSS kısmına geleyim. Şimdi burada e, hero item içerisinde hero item imaj var ve hero item text var. Hero item içerisindeki textleri yine position absolute ile birlikte ben yüzdüreceğim. Yani imajımın üstüne alacağım arkadaşlar. Onu da şöyle yukarıya getireyim. Ama onun için hero'nun içerisinde şu hero item'e bir position relative vereceğim ki bu hero item'in üzerinde geçsin. İmajın üzerinde değil de hero item'in e, kapsama alanını geçmesin arkadaşlar. E, geldim. Yine aynı şekilde şuraya yapıştırayım. Hero item text diyorum. Position absolute e, left e, Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Left 50 yüzde derim. Tam ortalayacağım. Top 50 yüzde derim ve transform translate eksi 50 yüzde x ekseninde ve eksi 50 yüzde y ekseninde diyerek bunları gösterebilirim. Tabii ki z indeks değerimi de şöyle 100 yapalım ki görülsün. Evet. Yazılarım burada. E, tam ortalandı. Ben tam ortalanmasını istemiyorum. Bu yazılarım şöyle biraz aşağıda olabilir bu değil miydi aşağıda olan ee, şöyle bir bakalım top değerini şöyle 30 yapsam top değerini yüzde yüz yapsam tam oraya gelecek Hatta şurada batım değerini şöyle 30 yüzde yaparsak Evet Aslında şunu kullanmama da çok gerek yokmuş şöyle bir bakalım Evet. Onu kullanmama da çok gerek yokmuş aslında. Batım değerini kullansam yetiyormuş. Şimdi buradaki hero item tekstlerin color değerinde f f f renk yapalım. Evet. Şu şekilde. Aslında transform translate bunu tam ortalıyormuş. Onu tekrar yazalım biz. Transform translate x50 yüzde ve Eksi 50 yüzde diyerek bunu tam ortaya getirelim. Evet. Şimdi e, bunun içerisindeki H1'ler ve H2'ler var. Yani şunu tekrar yazdım. H1 değerini aldım. Font size değerini. E, şuradaki değerini 20 piksel ya da kaç rem yapalım? 5 rem yapalım. Rem ölçüsünden gittik. Öyle devam edelim. Bunun içerisinde text align center diyerek yazılarımızı ortalayalım. Evet. Şimdi woman ve men yazdım. Woman ve men'i büyüteceğim arkadaşlar. Benim büyütme kodum neydi? Uppercase, text. a text. Text transform. Text transform. Uppercase diyorum. Ve sadece şunları büyütüyorum. 5 rem değil de 6 rem olarak yapayım. Evet. Biraz daha büyüsün. Woman ve Man. Alttaki yazıları, internet sitesini birazcık daha ince ve e, ince fontlu yapacağım. Ve birazcık daha letter spacing vereceğim. Aralığını açacağım. Bakın arkadaşlar. CSS'de eğer tasarımınızla konuşmazsanız kodları beceremezsiniz. Tasarımınızla konuşmanız lazım. Yani tasarımınızda şunu demeniz lazım. Ben bu imajın arkasına bir tane background ekleyeceğim. Acaba nasıl eklerim? Ben bu İmajın altına bir buton ekleyeceğim. Acaba nasıl eklerim? Bu butonun rengini nasıl değiştireceğim? Ee, ya da buraya bir menü ekleyeceğim. Menüyü sağ tarafa almam lazım. Nasıl alacağım diye e, tasarımla konuşmanız gerekiyor ki CSS'i öğrenmeniz için. Alttaki kodları düzenleyelim. Alttaki kodlarda H2 kodları. Aslında bunu P kodu olarak da ekleyebilirdik arkadaşlar. Ee, şöyle tamam ekleyelim. H2 diyelim. H2'deki kodlarımı ilk önce font weight'lerini düzenleyeceğim. Ee, şöyle 300 yapsam ince olur mu? Evet, oldu. Ee, bir de font size'larını küçülteceğim. 3 rem desem çok mu küçük olur. Çok büyük oldu. 1 rem 16 piksel. Evet. O da 1.4 1.4. Evet, 1.4 de büyük. 1.2 Evet 1.2 uygundur arkadaşlar. Bir de letter spacing 1 rem verdiğim zaman bakayım bir. Hmm, birazcık büyük oldu sanki. Letter spacing 1 rem nokta 5 rem desem. Evet nokta 5 rem daha uygun gibi geldi bana. Evet yazıları da ayırdık. Bunun haricinde bir de buton ayarlayacağız buraya arkadaşlar. Şimdi woman ve men kısımları aslında bana biraz büyük e, yukarıda geldi. Onu da düzenleyeyim hemen. Neredeyim? Ee, şurada bottom kısmında %10 desem evet bence bu daha iyi. Yani %10'luk bottom kısmından yukarıda kalsın. Şuradaki siyahlıkları şimdi gelinemeyeceğim. Birazdan eleyeceğim. Düzelteceğim arkadaşlar bir de butonumuz vardı bizim. Butonu da aynı şekilde yapalım. Mor detaylı butonum vardı. Bunu da şöyle alayım. Ctrl C ile. Evet. Butonumu da aldım. Şimdi butonumu da aslında şurayla aynı yapacağım. Şuranın aynısına yapacağım. Şöyle aynısını alabilirim. Yapıştırdım. Burada top ya da bottom %50 diyerek bunu ortalayabilirim. Şöyle bir bakalım. Evet, tam ortaya geldi. Ee, yine aynı şekilde Text-Align-Color-F dedim ama tabi burada Color-F bunu etkilemeyecek. Pardon. Color-F bunu etkilemeyecek. Biz bunu tekrar yazacağız. Pardon. Niye böyle yazıyorum ben? Evet. Şuradaki kısmı tekrar alayım ben. Aşağıya. Bu butonun içerisindeki ağları, stillerini değiştireceğim. Color olarak bunlara bir FF vereceğim. Bir border vereceğim. Bir piksel solid. Ee, nedir? FF F, F vereceğim. Bir de padding vereceğim. Bir reme, iki remlik bir padding vermek istiyorum. Evet. Şu şekilde. Ee, ağların font size'ını beğenmedim. Font size'ını e, bir rem biraz fazla yapalım. 1.2 RAM yapayım. Evet 1.2 RAM iyidir arkadaşlar. Şimdi tam olarak benim e, imajımın tam ortasına geldi bunlar. E, bir de buna hover ekleyelim. Eklemişken elimiz değmişken. Transition 0.5 oh, saniye diyerek pardon, saniye diyerek bunu ekledim. Ve hero item btn a over olduğunda, üzerine geldiğinde şuradaki border değil de background background color değerini ff f, f yapalım. İçindeki yazı değerinde tam zıttını yapalım. 0 0 diyerek siyah renge dönüştürelim. Üzerine geldiğim zaman şöyle ufak bir animasyon yapacağım. Hatta a'ların border dedik border radius değerinde şöyle 2 2 ram diyeceğim ama çok fazla gelecek sanırım. 1 ram nokta 5 ram evet şu şekilde bir buton yapabilirim. Butonlar sanki birazcık büyük geldi ama şurada 1 rame 2 ram diyor ya arkadaşlar. Şunu değiştirebilirim. Nokta 7 bu 2 ram durabilir. Yukarıdan çünkü basit geldi bana biraz. Evet. Bunu da 1.6 yapsam. Evet, şu daha iyi. Minimal bir görüntü için buraya buradaki butonları değiştirmiş oldum. Evet, Gsap için bütün e, bileşenlerin CSS kodlamasını yaptık aslında. E, artık Gsap'ı kullanabiliriz. Gsap'ı kullanmak için ilk başta şöyle index.html'ime gideyim. Gsap'ı burada ekledim scriptimi de ekledim. Artık app.js'ime gelip burada gerekli kodlamaları yapmam gerekiyor. İlk önce burada const e, TL diyorum ve kendi timeline e, sınıfını buraya ekliyorum ve timeline diyeceğim ve e, parantezlerimi açacağım. Bu parantezlerin içerisinde bir de süslü parantezlerim olacak. Burada bir easy e, neyi koyacağım arkadaşlar? Burada bir efekt koyacağım. Yani buradaki efektten e, kastım şu. E, buradaki animasyonları yaparken buradaki efekte göre bir işlem yapmasını isteyeceğim. Şöyle ki o da power 1. easy in out e, efekti. Aslında bunu şöyle de gösterebilirim. Bakın burada e, şuradaki kısımlar hep efekt. Bakın işlemin nasıl gideceği hakkında bize bilgi veriyor. Cisap. ben bir efekti uygularken bu şekilde uygulayacağım diyor. Bakın elastik uygulaması mesela şu şekilde uygulanacak. Bunu da kullanabilirsin diyor. Şuradaki kısmı da kullanabilirsin diyor. Ama ben burada daha çok şu Power 1 veya Power 2 de olabilir. Yani düz bir lineer çizgide gitmesini istiyorum. Tabii bu her örnek için değişir. Bazı örneklerde de elastik kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrar gelelim g-sub kısmınıza. Buradan sonra artık benim to ve from işlemlerini yapmam lazım. To ve from işlemleri de şu g-sub'da. E, to olması gereken sırayla takip edilen işlemler serisi. From ise bunun tersi. Yani siz to da bir dikdörtgeni ya da yuvarlığa döndürmek istediğinizde to'yu kullanırsınız dikdörtgeni ya da yuvarlağı bir yerden bir yere götürebilirsiniz. Ama from'da bunu tersten alıyorsunuz arkadaşlar. İkisinin farkı bu. Burada ilk önce ne yapalım? Bir to kullanalım. Ve evet, to dedikten sonra tekrar parantezimizi açtık. Bunun içerisine bir etiket bırakmamız gerekiyor. Ne etiketi? Bu etiket de benim aslında şuradaki imaj overlay verdiğim kısmın böyle pencere gibi açılıp kapanmasını istiyorum. Bunun için de img hero tabi hero alt tire item tire img overlay etiketini seçiyorum. Ve virgül. Ondan sonra bir süslü parantez açıyorum. Ve artık buraya işlemlerimi yazacağım. Buradaki işlemlerinde de şu. Yukarıdan yani y ekseninde bir yüzde yüzlük bir ee, ne yapmasını istiyorum? Açılır kapanır bir pencere yapmasını istiyorum. Ve buna bir süre veriyorum arkadaşlar. Bu önemli. Duration'a bir vereyim şimdilik. Bir deneyelim. Bakalım nasıl bir şey oldu. Evet. Bir daha yenileyim. Evet. Tabi bu şekilde istiyorum. Doğru. Ama FSS kısmında tabi e, Image Overlay kısmıma Bakın ben burada ne yapmıştım? Tamamen Black dememiştim buna birazcık da opasite eklemiştim. Şöyle yapalım. Şuna tekrar çalıştıralım. Burada ikisi de aynı anda geliyor. Aslında bu ikisinin de aynı anda gelmemesi için buraya stagger e, kullanabilirim. Stagger e, g sapa özgü bir özellik. E, iki i̇ki tane aynı tekrarlanan e, etiketin farklı e, zamanlarda akmasını sağlıyor. Bunu da iki dersem eğer acaba ne olur bir bakalım. Bu böyle geldi. E, 0.5 desem, sticker şöyle geldi. Evet. Bir daha tıklayalım. Aynen. Ha, şimdi Image Overlay kısmını biz oraya ekledik. Şimdi Image Overlay kısmını e, biz bütün Etiketlerde yapacağız ve %100 olarak indeks haline gelecek. O geldikten sonra da şuradaki woman ve vir'ların gelmesini isteyeceğim. Onu da şöyle yapabiliriz. Şimdi to şuradan sonra bir to daha ekleyeceğim. Ve bunun içerisine h1'lerimi ekleyebilirim. h1'imi ekleyeceğim. Yine aynı şekilde süslü parantezimi açacağım. Ve bunun da bir duration ekleyeceğim tabi. Bir süre ekleyeceğim. Bir saniye içerisinde alttan yukarıya doğru gelmesini isteyeceğim. Yani y'de e, kaç rem diyelim mesela 4 remlik bir yukarıya çıkmasını isteyebilirim. Aa tabi olmadı. Bunu şöyle yapsak from olarak yapsak tersten geldiği zaman daha iyi olacak. Hmm, olmaz. Opasitesini sıfır yapalım opacity 0 dediğim zaman opacity 0'dan itibaren gelecek. Evet bu şekilde. Ee, bir bakalım h1 aynı şekilde from h 2 de aynı şekilde yapacağım. h2 diyeceğim. Ve süslü parantezlerimi tekrar açacağım. Ve bir duration vereceğim. Bir saniye içerisinde. Yine aynı şekilde y'den 4 remlik yukarıya çıkmasını isteyeceğim. 4 rem yukarıya çıkmasını isteyeceğim. H2'nin yine virgülü koyacağım ve opacity'sini yine sıfırlayacağım. Sıfırdan opacity'si başlayacak ve 4 rem yukarıya çıkacak. 1 saniye içerisinde de açılacak. Bakalım. Evet. Aynen. Şimdi bunlara bir, birileri içerisinde stagger verirsem eğer stagger 2 saniye dersem eğer bunu etkiler mi bakalım. Bunların birbirini etkilemedi. Ama şöyle yapabilirim. Tabii e, şuradaki bitikten sonra işleme eksi eşittir. Nokta 3 saniyelik bir gecikme eklersem eğer e, eklemedi. Neyse ona şimdilik bakarız arkadaşlar. O bir dursun. E, bunu ekledik. Şöyle bir daha bakalım. Evet. Burada bir sıkıntım mı Yok. Ama benim en başta şuradaki e, hero kısmımın e, yani tamamen ekranın en başından başlamasını istiyorum. Onun için e, burada hero kısmını tabi bunun en sonunda yapalım onu. Hero pardon to e, buraya nokta hero dedikten sonra buraya tekrar bir süslü parantez açalım. Y'den e, 4 remlik bir yukarıdan başlamasını sağlayabilirim. Ve buna bir duration vereyim. Bir saniye vereyim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ee, olmadı. Neden olmadı? Şunu 4 rem yukarıdan başlatalım. Biz bunu en başıma alsak ona da bir bakalım. En başı da alabiliriz. Ee, şurada timeline kısmının en başında şunu ekleyelim bakalım. Şöyle bir bakalım. Hmm, olmadı. Burada niye olmadı? Bir yerde yanlışlık yaptık büyük ihtimal. Ye, duration, tabi duration'da bir yanlış yazmışız. Evet. 4 rem aşağı indirdi. Şuradaki eksi 4 rem diyecektim ben bunu. Evet. Hatta eksi 5 rem diyelim. Evet niye yukarı alıyor onu çözemedim ben. Şunu şunun altına alalım. Şimdi alt rem diyelim şuna. Alt rem diyelim. Aa tabii şimdi biz burada alıyoruz ama tabii yanlış yapıyoruz. G-SAP da bunu yukarı alırken efekle alır. Tabii CSS'de bunu düzeltmemiz lazım. Ee, şuradan CSS'e geleyim, hero kısmına, e, display flex dedim ya, margin, Top kısmını eksi 4rem dersem onu çözerim herhalde. E, hatta EPSG'e geleyim, e, buna şöyle yapalım. Tabii biz bunu en sonda yapacağız artık en sonunda şöyle biraz sanki karıştı aklım da karıştı sanki birazcık şöyle tekrar en sona aldım şimdi bütün işlemler yapıldıktan sonra o kendini aşağı indirecek her o bakın yukarı çıktı yanlış oldu yanlış oldu kendini aşağı indirecek tabi biz burada hep css kısmında margin top eksi 4 rem dedik ama e, şuradaki şeye bir bakalım eğitimiz 6 remmiş navigasyon kısmı şuradaki kısmı alt demem gerekiyor. Evet. Şimdi tekrar yenileyim ben. Bakın şöyle geldi. Yazılarım geldi. Onun haricinde tekrar aşağı indim. Şimdi aşağı indikten sonra bu menüyü de ayarlayacağız. Onu da şöyle ayarlayalım. Şimdi FGS'ime tekrar geldim. Şuradaki kısım alt aşağı inecek. Tekrar bakayım. Aynen öyle. Şimdi o aşağı inerken buradaki menüler de yukarı çıkacak. Onu da yapalım. Ee, şuradaki duration'ı beğenmedim. Çok düşük geldi. Evet. Şimdi buradaki more detaylar e, benim. Buradaki resimlerimin üzerine geldiği zaman açılsın. Onu da yapalım hemen. O yanlış olmasın. Burada onu pek e, düşünmemişiz. Nerede? Buton kısmına tekrar geleyim. Şimdi buton kısmına ben opasitesini sıfır yapayım. E, opasitesini sıfır yapayım. Butonun ya da A'yı yapalım tabii ki. Ctrl X. A'yı yapalım şöyle. Şimdi A'nın üzerine değil de arkadaşlar şöyle imajın üstüne. Nerede o? E, buton imaj. Şuradaki imajın üstüne geldiğimizde o hover'ın açılmasını sağlayabiliriz. Yani şöyle ki nokta hero item imajın üzerine geldiğim zaman nokta hero item buton a'yı opasitesini opasitesini bir yap diyeceğim. Bakalım bir. Şimdi kaybolacak. Üzerine geldiğim zaman 1 olması gerekiyor. A'nın A'nın değeri opasitesi 0. Tabi o aşağıda kalıyor. Ondan yapmıyor. Aşağıdan itibaren okunmadığı için şunu biz en alta koymamız gerekiyor. Şöyle. Niye olmadı? İmaj üzerine geldiğim zaman Hero Item Buton A'nın opasitesini 1 e, durumuna getir diyorum. Onu butona verelim o zaman. Şunu getirelim. Şunu Ctrl X yapalım. Şöyle yapalım. Bir de şöyle deneyelim bakalım. Tekrar indiğim. İmajların üzerine geldiğim zaman. imaj üzerine geldiğim zaman bir hover durumu olduğu zaman. Hero item imaj şey de yapabiliriz. Hero item de yapabiliriz. Bakalım bir. Hero item üzerine geldiğim zaman da yapabilirim onu. Hero item imaj demeyelim biz. Hero item üzerine geldiğin zaman hero item buton evet şu şekilde ayarlanabilir. Tamam geldi. Ee, tabii ki burada bir transition uygulaması yapacağız. Onu nasıl yapalım? Tabii hero item'e bir transition özelliği verelim burada transition all nokta 5 saniye diyelim. Evet şu şekilde gelsin. Şimdi burada birazcık da animasyonlu gelsin. Ee, şurada ne yapmışım? Hero buton. Şuraya da transition ekleyeyim. 5 saniye. Evet. Şöyle animasyonlu birazcık daha hafif animasyonlu gelsin. Şimdi button 50 dedik ya bu batımı değiştirebiliriz. Şurada batım değerini 50 yüzde yapalım. şuradaki batım değerini de 40 yapalım ki biraz böyle animasyonla aşağıdan yukarıya doğru gelsin. Bakın şu şekilde. Şöyle. Üzerine gelince de yine aynı animasyonu yapsın. Biraz fazla geliyor sanki. 40 değil de 45 yapalım. Şöyle 45 daha. Basit. Daha e, minimal gelsin arkadaşlar. Şöyle bir gözü yormasın. Evet. Şu şekilde gelebilir. Tamamdır. Bu, buraya kadar yaptık. Tekrar G-SAP'ıma döndüm. Evet. Tekrar bir yenileyim arkadaşlar. Şöyle örneğimi tekrar göreyim. Evet. Bunlar geliyor. Menler geliyor. Ve hiron biraz aşağı iniyor. Hero aşağı indikten sonra menüleri yapalım. Menüler de birazcık böyle animasyonlu gelsin. Bakalım bir. E, nerede o? Şuradaki aynısını alacağım aslında. Bir timeline daha oluşturacağım, farklı bir e, nav için. Şuraya geleyim. E, TLL diyeyim. Gisap timeline yine oluşturalım. E, burada da farklı bir animasyonlar uygulayacağız. Bu da bizim nav animasyonları olacak arkadaşlar. Şimdi bunda da aynı şekilde to ve fromları kullanacağım. Burada fromları kullanmam daha mantıklı. Bir e, neyi seçmem lazım? Now e, kısmını seçmem lazım. Şimdi now böyle gelirken aslında o da yukarıdan gelse daha mantıklı olur. Ona bir bakalım, bir deneyelim. Eğer Hoşumuza gitmezse kullanmaz arkadaşlar. E, şöyle kaydedelim, biraz yukarıya çekeyim, bunu Aşağı getireyim. E, pardon neredeyim? Evet şurada. Şimdi burada yine bir duration ayarlayacağım. Duration 0.5 olsun. Bu benim nav'ımın yani menümün komple gelip gitmesiyle alakalı bir durum. Y ekseninde de 6 rem oranında gitmesini istiyorum. Tabi bunu ben çift tırnak içerisinde yazmam gerekiyor. Bakalım bir. Evet geldi. Aşağı indi. Gelmedi. Niye? Duration... Burada bir delay uygulayalım. Çünkü burada ım, nedir? Bizim animasyonumuz belli bir süre 3 saniye kadar devam ediyor. Burada delay ıı, 3 saniye desem 3 desem şu şekilde bir bakalım. Yok. Delay 4 diyelim arkadaşlar. Belki ıı, çift tırnaklar içinde yazılmıyordur. Evet bu daha iyi. Şimdi aslında 4 değil de 3.7 desem daha iyi gibi. Şöyle bir bakalım. Evet. Aynen bu şekilde. Tekrar şimdi bunu düzenledik. Bunun haricinde yine from diyorum ve içindeki nokta now menü ul lilerimi düzenleyeceğim ve bunun içinde süs parantezimi açacağım. Bir duration vereceğim. Bu duration bir saniye olabilir. Bir saniye içerisinde y'de 2 rem e, yukarıya alalım mesela. Şöyle y 2 nokta üst üste 2 rem diyeyim. Bakalım nasıl olacak. Tekrar bekliyorum. A hepsi geliyor. 2 ee, rem geldi ama şöyle olacak. Yine steger kullanacağım. Stegir aynı tekrarlanan e, özellikteki niteliklerin birbiri ardı sırasına animasyonun bir şekilde gelmesi olayıydı. Tekrar bakalım. Geldi. Onlar geldi ve bu şekilde geldi. Ee, orası birazcık değişik geliyor. Tabii biz bu değişik gelirken opasitesini de ayarlayalım. Opasitesini de sıfır dersek eğer oradaki duraksamayı görmeyebiliriz. Sıfırdan itibaren görünmeye başlar. Evet bakın bu şekilde menü görünebilir. Üzerine geldim. menülerin tekrar göründü. Sol logoya bir şey yapabilir miyiz? Ona da bakalım. Sol logoya. Yine aynı şekilde burayı from'u kopyalayayım. Ve buraya ekledim. Şimdi now menü değil de now logo olacak. Now Logo içerisindeki imajı seçelim. Duration bir Y ekseninde değil de X ekseninde 2 RAM gelse. Stagger yok. Bunda tekrarlanan bir tane özellik var. Ve onu da Opacity'sini ayarlayalım sıfır olarak. Bakalım. Evet. Sonra çok sonradan geldi. Duration kısmını şöyle 5 saniye yapalım. 2 ee, rem iki rem değil de bir rem olarak ayarlayalım opasitesi sıfır bir daha bakalım niye bu kadar geç geldi ya, olabilir evet güzel tekrar deniyorum şimdi pencereler indi yazılar yukarı çıktı daha sonra benim menüm geldi. En son da logom gelmiş oldu. Aslında animasyonumuz çok düzgün çalışıyor şu anda. Ee, şöyle üzerine geldiğim zaman da mor detaylar, butonlar çalışıyor. Gözüme çarpan bir şey var. Ee, ne var gözüme çarpan? Şu. Ee, biz normalde imaj overlay olarak verdik ama imaj overlay neyi etkiledi? Açılır, kapanır pencereleri etkiledi. Peki buradaki yazılar görünmüyor benim gözümde. Onları da e, düzenleyelim isterseniz. Şöyle ki CSS kısmına gelip Hero item içerisindeki imajların opasite değerlerini, opasite değerlerini şöyle birazcık düşürsem, 0.8 yapsam, çünkü bunun altını ben ne yaptım, ha, doldurmamışım tabi. Hero item imajların kendi background kalırlarını e, siyah yapsam, şöyle bir bakayım. Evet, yazılar daha belirgin oluyor. Tekrar geleyim, bakın şöyle. Evet. Yazılarım geldi. Menüm geldi. Menüm tekrar geldi ve logom geldi. Evet. Güzel bir animasyon oldu. Tekrarlayayım. Evet arkadaşlar. Aslında bu birazcık daha yavaş geliyor. Bunu birazcık daha hızlandırabiliriz. FCS'e gelip G-Sub Now ıı, Ulli kısmında şunu yarım ıı, saniye daha kısaltırsam eğer şöyle bakalım yani bir bakıma biraz daha 0.3 şu da aynı şekilde 0.3 yapalım. Yani birazcık daha hızlandı aslında. 0.5 daha iyiymiş. 0.5 yapalım. 1 remden getirelim bunu. Birazcık daha e, uzaktan geldiği için o efekti yaşayamıyoruz şu anda. Bakalım. Evet bu daha iyi. Evet efekt daha iyi oldu. Bu dersimizde GSAP kütüphanesini kullanarak basit bir landing page hazırlamaya başladık arkadaşlar. Tabii ki bu landing page'in sadece ana sayfadaki en üst kısmıydı. Diğer sayfalarını ayarlamamız şu anda imkansız. Ne olur bunu Figma'da çizeriz ve komple Gsap kütüphanesini kullanarak farklı özellikleri de ekleyerek güzel animasyonlar yapabiliriz. Arkadaşlar bilginin paylaştıkça çoğalacağına inanan biriyim. Sizden de derslerimi eğer beğeniyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı tercih edebilirsiniz diyebilirim. Bu şekilde büyüyeceğiz arkadaşlar. Kanalı büyüteceğiz ve kendimiz gelişeceğiz. Sizlerden destek bekliyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.